Orta Doğu'da hafta başından beri gerilim adım adım yükseliyor. Önce çağrı cihazları ardından telsizlerde meydana gelen patlamalar ve sonrasında yaşananlar. Gözlerse tabii ki Hizbullah lideri Nasrallah'ın yapacağı açıklamadaydı. Bir savaş ilanı dedi. İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını söyledi. Hizbullah yetkililerin, Hizbullah'ın üst düzey kademesinin bu saldırılardan çok ağır bir darbe almadığını, Hizbullah'ın ayakta kalmaya devam ettiğini söyledi ama beklenen sertlikte bir mesaj vermedi. Bir yandan da tabii ki haritalar netleşiyor. Bu haritaya baktığımızda aynı anda önce salı daha sonra çarşamba günü çağrı cihazları ve telsizlerde yaşanan patlamaların o harita üzerindeki dağılımı neredeyse Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut olmak üzere pek çok noktada patlamanın yaşanmadığı yer yoktu. Daha da dikkat çekici olan Nasrallah'ın bu açıklamaları yaptığı sırada başkent Beyrut'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının alçak uçuş yapmasıydı. Gece saatlerinde ise İsrail Lübnan'ın güneyinin son dönemin en ağır bombardımanını gerçekleştirdi. İşte son 24 saatte yaşananlar ve dünyanın yanıt aradığı sorular. İsrail'in saldırıları savaş ilanıdır. Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin çağrı cihazları ve telsizlerini siber saldırıyla patlatan İsrail ordusu bu kez Beyrut'a hava harekatı gerçekleştirdi. Saldırı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın siber saldırıyla ilgili açıklama yaptığı sırada düzenlendi. İsrail kırmızı çizgileri aştı. Asla teslim olmayacağız. Saldırılar cevapsız kalmayacak. Nasrallah misilleme mesajı verirken İsrail savaş jetleri de Beyrut semalarındaydı. Birçok Hizbullah hedefi vuruldu. Beyrut üzerinde alçak uçuş yapan savaş uçakları sonik patlamalar gerçekleştirdi. Sonuçları ne olursa olsun, olasılıkları ne olursa olsun Gazze'ye destek vermeye devam edeceğiz. Gazze'de savaş bitene kadar durmayacağız. Hizbullah ise Lübnan sınırındaki İsrail askerlerini hedef aldı. Saldırılarda 2 İsrail askeri hayatını kaybetti, 9 İsrail askeri de yaralandı. Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a yönelik savaş planlarını da onayladı.